İspanya'dan merhabalar. Evet, şimdi İspanya'ya geldik. Madrid'de arkadaşımın evindeyim. Say this is Toledo. Esta bien, no. Esta estoy en Toledo. Estoy en Toledo. It's a speak Turkish. Merhaba. Burası eski bir orta çağ şehrim. En ünlü olduğu konusu kılıçları ve demirim. Look at the windows. They are Arabic. What? Do you know you can see these windows in Venice? In Venice there is Arabic influence, yeah. Wow, oh my god. For defense this town. Yeah. This Santa Maria la Blanca is we pass. Museo Greco is a Greco? Is it yeah. Really? But I think there is not so much. We can check, I'm not sure. La Masquinada is name. La Masquinada Technique. It's homemade, wow, with gold. It's expensive. They are not too much. Those are so nice. I would like to learn that actually. Qué vista. Yeah, these are like so Granada. I bought lots of magnets like this. It feels like underwater. It feels really. Evet, tur rehberi İspanyolca açıklıyor ama hiçbir şeyini anlamıyoruz. Deniz'e biraz translate etti bize. Yahudiler yaptırıyor. Yahudiler o zaman en iyi mimarisi olan Müslümanlara yaptırıyorlar. Müslümanlar da burayı kendileri yaptıkları için ve en iyi mimariye sahip oldukları için bu şekilde oryantal olarak arabik yuvarlak gate'ler yapıyorlar. Ama her üç dinin de burada simgesini görebiliyoruz. Deniz kabukları. Daha çok Hristiyan zaten resimlerden de tanırsınız. Pine konları Yahudilik. Pine konları ve bu kapılar da Müslüman. Üç din. These are really expensive. So it's all from here. The gold. ¿Quieres más pan? Yeah, a little bit. If I buy, I'm gonna eat it all. So. Toledo'yu nasıl buldun ya İsa? Çok güzel. Toledo'da alınması en mümkün olan şey, en mantıklı olan şey kılıç. Ve ben de kılıç aldım. Burada Christmas pazarı var. The fair, Lake Market, the Silk Market. Toledo'ya gelenlerin gezmesi gereken Yahudi, Christian ve Müslüman kısmı var. Ama olay şu ki Toledo'da nereye giderseniz gidin, üç yerde birbirine çok benziyor ve salatları çok iç içe. It smells like fat. It smells like I'm gonna get fat. Yeah. You say it's çok right, güzel. Now. Çok güzel kokuyor. Candy here. Christian baklava. Christian baklava. Oğlum. Christian lokum. Güzel Turkish. Hristiyan süslemeleri arkadaşlar. İspanya'nın farklı olan noktası 3 kral. Here. 3 kralın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Katedraya geç kaldık ve katedraller kapanmış. Bunların hepsi domuz arkadaşlar. You get more and more hungry. Every time you look up. Burada İsa'nın doğuş ve ölüş bütün hikayesini görebiliyoruz. Burayı çekmiş gibi içeri girdik. Hristiyanmış gibi. Burada badem oluyor galiba, marzipan. Badem ezmesi satın almanız gerekiyor. Zaten fotoğraflarını çektim. İspanya'nın ve dünyanın en iyisi burada. Evet, cinsin de geliyor. Şunlar en iyisi, bunları alıyorum. Dünyanın en iyi marzipanını aldık. Hiç hazır malzeme almıyor ve aldığınız zaman bir içine yemeniz gerekiyormuş. Oh, it's so good. Şimdi trendeyim. Let's go to Valencia.
arkadaşlar. Evet, palmiye ağaçları hala var çünkü burada hava sıcak. Madrid'den geldiğim montum tam olarak bu. Bunu şu an giyip giymekte çok kararsızım çünkü çok kalın ve kas tüyü. Evet, hava çok sıcak olduğu için montumu otele bıraktım. Arkadaşlar hava büyük ihtimalle 15 derece falan şu anda, çok sıcak. Şu anda Valencia'da 3 saatim var. Ondan sonra hatta 2,5 saat Madrid'e giden hızlı trene bineceğim. Hızlı trene 50 euro verdim. O yüzden kaçıramam. Yarım saat önceden gidip treni beklemem lazım. Çok güzel ama çok pahalı. Şu an sıcağın derecesini göstereceğim. 19 derece abi. Burada gördüğünüz İspanya ve Valencia bayrağı. Bir tane daha şimdi çekeceğim. Valencia eskiden Katalunya'ya aitmiş. Ondan sonra İspanya'ya dahil olunca, o yüzden zaten Madrid'den buraya gelmek 2 saat, çok hızlı trenler var. Katalunya'dan çıktığı için ve Valencia'yı aralarını istedikleri için ulaşım yollarını çok iyi yapmışlar. Mesela Madrid'den Barcelona'ya ulaşmak daha zor Katalunya olduğu için. Evet, bu horchata. Şu anda içeceğim şey aslında bir çimen gibi bir şey. Horchata birkaç tane tohumdan yapılan bir içki. İçki içecek. Yaz günleri çok güzel serinletiyor. Bizi İspanyollar çok seviyor. Giriş ediyorum. Elini gördük. Bakan cennete gidiyormuş. Şu an eski bir mezarlıktayım. Toplam 207 basamak olmuş. İçinde olması katedral ve meydan. Evet, neden yalnız gezmeyi çok seviyorum? Çünkü ben çok hızlı yürürüm. Yaklaşık hızım şu anda 6,5 falan, yani çok rahat. 6,5 falan çok rahatım. Neyse, Valencia. Valencia deyince aklımıza ne geliyor? Valencia deyince paella geliyor. Valencia deyince plaj geliyor. Bisikleti geliyor. Bisiklet kiralayıp kocaman bir park. Valencia'yı çeviren kocaman bir park var. Bu parkta akvaryum var. Bisiklet şehri Valencia. Amsterdam gibi sağa sola bakınarak geçmesi lazım. Mercator'un içinden geçelim bari. Çok iyi. Hava 20 derece. İspanya'da espadril demiyorlar ayakkabılarına. İspanya'da alpargatas, alpargatas. Birine espadril benden de alırım derseniz burada satılmıyor da. Çünkü onun adı alpargatas. İtalya'da sabah kahvaltısı bir adet kruvasandır. İspanya'da tostada, yani kızarmış ekmek üzerine ya zeytinyağı, buradan değil, ya zeytinyağı ya da domates püresi. Hayatımda gördüğüm en tatlı motor olabilir mi? Evet, olabilir. Time to go to Madrid. Şu an İspanya aksanını bayağı kaptım. Sen sesini çıkarabiliyorum. Valencia değil, Valencia.
Philadelphia. Evet, 9 numara. Say Oli. He took pictures of me with her.